Selamünaleyküm ağam. Ağam. İyiyim Mısık. Sen nasılsın? Çok şükür canımız sağ. Nihat yanına be, Nihat yanına be. Vallahi Mehmet. Ağam, hoş gelmişsin sen. Hoş gelmişsin ağam. Geldik Rüstem, geldik. Nasılsın? İyiyim. Gerçi haftan önce iyiydim de... elim bildiğini senden saklamam gayrı. Şimdi biraz deliyim. Yine gelip çattı harp Rüstem. Hadi cepheye desem gelip düşer misin peşime? Seninle ölümüne gelirim valla. Şam'a mı gideceğiz yoksa Moskov işlerine mi? Ulan deli. Gavur gelmiş Antep'e dayanmış, sen Şam'da kalmışsın. Halt etmişsin sen aslanım. Osmanlı ülkesine hiç gavur gelebilir mi? Yedi düvelen amsalmışız ki. Hey gidi hey yavrum be. Aferin ulan sana deli Rüstem. Gerdanlığın kayboldu kızım. Bulamazsın. Kara yılan kayboldu kızım. Bulamazsın. Hayır. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Hayırdır inşallah. Yok. Kolyeyi bulmam lazım. Görmedim anne. Ne yapıyor benim bu kara kızım? Kara kızım kara bebeciyle mi oynuyor? Hayırdır Zeynep Sultan? Hoş geldin. Bir şey mi oldu? Senin bana hediye ettiğin gümüş gerdanlık vardı ya. Onu arıyorum. Bir yere bırakmışsın. Ne bu telaş? Bulmam lazım. Sanki yer yarıldı, içine düştü. Pazarlanma çıkar bir yerden. Zaten çok da pahalı bir şey de değildi. Bildiğin telkari. Pahası dert değil. Senden aldığım ilk hediyeydi. Tamam Zeynep Sultan, meraklanma, bulacağız. Mektupta beraber yollamıştın hani. Babamın mektubu yakalayınca bir köpürüşü vardı, hala gözümün önünde. Benim o aklı bir karış havada herife verecek kızım yok demişti. Benim adım Salih Ağa demişti. Bendeki de deli cesareti. Dikildim karşısına. Vermezsen ben de kaçarım, rezillik çıkar dedim. Düğün gecesinin sabahı. Seni bırakıp cepheye gideceğimi bilseydim.
Gene de eder miydin bu lafı Saliha'ya? Ben senden başkasına varmazdım. Ağam, ağam! Hayırdır inşallah. Ne o kız? Bizi mi dinliyorsun? Geç bakalım ananın yanına. Ne var, ne oldu mıslık? Köy odasında kavga kıyamet ağam. Mehmet ağa gelmeyince olmaz dedi muhtar. Gidelim. Ağalar, bana sorarsanız bu işin oluru bu. Evlere salma salıp erzak toplanacak. Muhtar, muhtar. Ben onca malı mülkü 3-5 çapulcuya peşkeş çekmek için biriktirmedim. Hamdi ağa. Çapulcu dediğin senin Antep'i savunuyor. Yanlış mı dedim Mehmet Çavuş? Yanlış demedim muhtar. Şahin Bey bir avuç yiğidiyle hem Fransız'a direniyor hem de açlığa susuzluğa. Hey ağzını yiyeyim senin molla, ne güzel söyledin. Mesele şu... Meseleyi mıslık anlattı bana muhtar. Şahin Bey cephane ve erzak istiyor köylerden. Ve bazıları da Fransız çizmesini Şahin Bey'e tercih ediyor. Tabii tercih ederim. Fransız güçlü çünkü. Karşı çıkarsak... Hey! Otur! Karşı çıkarsak ne Hamdi ağa? Karşı çıkarsak başımızı eziverirler değil mi? Bu topraklar elden gittikten sonra başımız yerinde olsa ne olur, olmasa ne olur? Molla! Destur ver şu dürtünün defterini düzeyim. Bu hainin... Otur Rüstem, otur. Alın şu Gelenme. Deliği başımdan. Uyudun mu Elif? Uyudum, yorulmuş. Sen yatmayacak mısın da? Yatsam da uyku yüzü gördüğüm yok ki. Bütün köy seni konuşurken bana uyku haram. Zeynep Sultan, lafı nereye getireceğini biliyorum. Gitme diyeceksin. Gitmesen olmaz mı diyeceksin. Gitmesem olmaz Sultan. Gitmesen bu Fransız Antep'i bitirir de gelir köyümüze dayanır. Biliyorum ama. Biliyorsan sabredeceksin. Gerçi hakkın var. Sabır diye diye yıllardır yolumu gözettim sana. Şimdi tam kavuştuk derken... Ama elden ne gelir? Toprağımızda Fransız'ın çizmesi varken... Dizinizin dibinde olmayı yediremiyorum kendime. Sadece kendi Zeynep'ime, kendi Elif'imi koruyup kollayacağım gün değil ki bugün. Ağam, bu sefer bunun dönüşü yok gibi gelir bana. Rüyalarını görür oldum. Aklımı yitirir gibi oldum. Aklına böyle şeyler getirme. Gittiğim gibi gelirim inşallah. İnşallah. Buldun mu gerdanını? Ne gezer? Bakmadığım köşe bucak kalmadı. Antep'teki adama kızım biri bana aşık. Ne alsam iyi diye sormuştum. O seçmişti. Bir de adı vardı gerdanlığın. Çileye aşk. Yalana bak. Gerdanlığın adı Molla'ya kör kütük aşık ağa kızı değil miydi ya? Yarın uzun olacak Zeynep Sultan. Yarın çok uzun olacak. Kalk çabuk. Elif, Elif kalk yavrum. Ne oldu anne? Ne oluyor? Al çocuğu ambara girin çabuk. Çabuk. Elif koş. Çabuk koş hadi. Bizim. Demek elimize kadar geldiniz ha. Gidin.
Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ye. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Hoş geldin. Gavurun işini bitirdik. Gavurun işini bitirdik. Karayalanı anla. Gavurun işini bitirdik. Karayalanı anla. Rüstem. Bir nefesten hele. Kızım ağam. Bir ciğer veren olsa da yesekletiydim ben. Ne yaptınız gece Mehmet oğlum? Çıkıp gitmişsiniz. Gece yaptıklarının hesabını sorduk emmi. Ümüklerine çöktük karayılan ağamla. Nasılsın lan deli Rüstem? İyiyiz. Kardeşim de iyi ama yanlış yaptı. Kardeşin kimmiş Rüstem? Bilmez gibi konuşmam Allah. Adıyla sanıyla Zalı olur Rüstem. Benim baba bir kardeşimdir ama ben ona dedim. Hazreti Ali'yi yenmeye sadece bilek gücü yetmez diye ama dinlemedi beni. Ah kurban olduğum Zülfikar'ı çekince indiriverdi boydan boya. Sen de orada mıydın? Oradaydım ya. Hazreti yetme dediysen de dinletemedim. Öldü mü oracıkla kardeşin Rüstem? Ölse gene iyi. Kellesi koltuğunda 40 yıldır yaşıyor böyle Acemistan'da. Vakit geldi. Biz bir abdest hazırlayalım ağalar. Ha ağalar. Cuma'dan sonra kimse bir yere gitmesin. Size diyeceklerim var. Çanakkale'de Şarapner Bismillah şuradan girip şuradan çıkmış da ölmemiş bu. Öldürmeyen Mevla öldürmüyor. Ne yetti ama. Şimdi bir garip Adem oldu.
Dedim ki bugün cuma namazında. İşte ben, Kara Yılan, Trabluskarp'ta, Rusya'da, Çanakkale'de vuruşup şehadet şerbeti müyesser olmayan, adı Kara Yılan'a çıkan Molla Mehmet. Birinci Cihan Harbi'ni gördük. Şehir şehir, köy köy, hane hane şehit verdik. Ellerimizle, tırnaklarımızla karşı koyduk küffara. Şükür bitti derken bu sefer de şu mübarek topraklarımıza gavur çizmesi değdi. Payitaht gitti, Edirne gitti, Afyon gitti, Adana gitti, Maraş gitti. Gözümüzün nuru Aintab'da gitti gider. Önden İngiliz kafiri, ardından gidinin Fransızı geldi çöreklendi. Ermeni ile birlik olup, bak lafımı iyi dinle Feyzo dayı. Milleti sadıka bildiğimiz Ermeni ile birlik olup damdaki malımıza, tarladaki darımıza, gün görmemiş körpecik kızımıza musallat oldu. İştecik dün gece top mermilerini çakı çakı verdi kapımıza. İki şehit verdik. Şimdi bir şeyler yapmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Elde tüfek cenk etmek lazım. Bir şeyler yapmak lazım derim ama bir taraftan da bilirim. Yorgunsunuz. Mecalsizsiniz. Fukarasınız. Eli silah tutanlarınız vurulup düştü. Ama şimdi bir şey yapmazsanız işte şu kahpeciklerin azgınlıkları camimizi, evimizi, köyümüzü dümdüz etmeden dinmeyecek. Senin Şahin mi kurtaracak bizi Fransızların elinden? Ulan bu Allah'ın evi olmasa var ya, ben sana bir şey derdim ya. Koca ihtiyar. Ben derim ki ağalar, kardeşler. Ben derim ki bir paslı tüfeğim, babadan kalma bir kötülü verim ve de kocaman bir yüreğim var. Tek başıma da olsam vatan için, dini mübini İslam için, evdeki Elif'im için varıp düşmana karşı koyacağım. Size de derim ki sen ve de sen hepiniz. Size de derim ki ister benimle ister bensiz. Eli silaha eren 10 yaşındaki bebeden 70 yaşındaki dedeye kadar kim varsa düşmana karşı dursun. Ben cumadan sonra yola çıkıyorum. Haberiniz olsun. Yaşa kumandan. Ben hazırım. Sünküsüne kurban. Demek gene gelip çattı ayrılık. Öyle oldu. Ya nasip denmiştir Zeynep Hatun. Hele şu düşmanı bir söküp atalım. Hele şu düşmanı söküp atalım. Hele şu düşmanı söküp atalım. Dedemden duymuştum ilkin. Babam da demişti. Şimdi de kocam diyor. Allah vere de çocuklarımdan duymasam şu lafı. Duymazsın inşallah Zeynep. Sen bu lafı bebelerinden duyma diye gidiyorum. Hadi hakkını helal et. Gündüzün az ve de nasıl diyeyim gecenin fazla olduğu yere. Ağlama kızım. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla. Hakkınızı helal edin. Feyzo dayı, Mıstık, Tekmil kardeşler, beraber miyiz? Beraberiz. Kara Yılan, etraf köylere, mecralara haber salmışız. Çığın tepesinde buluşak demişiz. İyi demişsiniz. Hadi bakalım. Güneş yüzde, düşman düzde bizi bekler. Rüstem nerede ağalar? Tozu dumana katmış geliyor işte ağam. İyi, gelsin o zaman. Yetişsin bize. Ha! Gelenler var. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam.
Düğün vardır diye haber salmışsın karayılan. Çok sevindim. Beşi bir yerdeleri alıp geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz ağalar. Buyurun geçin şöyle. Eyvallah. Hadi. Geçin geçin. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Geçin ağalar. Geçin şöyle geçin. Hadi. Peki niçin kara yılan dermiştir bu mollanın Mehmet'e? Anlat ki bilelim. Anlatmayı anlatırım kurban olduğum ağam da... anlatması zahmetli ve uzunca bir hikayedir. Dinlerseniz anlatırım. Vakitten bol neyimiz var. İyi ya. Bu Mehmet ağanın hikayesi çetrefilli birazcık. Babası vurulunca bir başına kalıvermiş ortada. Babasını kim vurdu dersen... kör Ermeni kurşunu devirdi dağ gibi adamı. Hamidi Sani dönemindeki komitacılar. Tabii bunun babası yiğit adam. Bey. Arkadan gelip bitirmişler işini. Karayılan daha ben kadar var yok babası öldüğünde. Ayıntap'a gidip Celalettin Hoca'nın dizinin dibine çökmüş. Hoca da bunu pek sevmiş. Öğretmiş tekmil bildiklerini. Neyse okumuş etmiş. Dönüp köye geri gelmiş. Baba topraklarını ekip biçerken bir de ağa kızı sevmiş. Yok yok tövbe. Kız da bunu sevmiş. Kavga dövüş Salih ağadan kızı almış. Derken benim ağam bu kara yılan. Düğününü yapıp sabahına da seferberlik kağıdını hemen alıvermiş eline. Niyesi derseniz. Alaman boğaza gemileri çekince birinci Cihan Harbi'ne girmişiz ki tam girmişiz. Neyse ağalar. Bunu sürmüşler aşağı çöle doğru. Anasından cesur doğmaz ya herkes. Şimdi aslan parçası ama o zamanlar bu neredeyse kalem erbabından bir mollacık. Korkmuş ilkin. Pısıp pısıp kalmış siper arkalarında. Millet süngü takıp Allah Allah diye ölüme giderken bu kalı kalı vermiş kaya diplerinde. Ama ne olduysa o cehennem günü sıcağında olmuş. O günden kalma karayılan lakabı. Molla o gün çölde bir kayanın arkasına sinmiş. Asker ilerliyor. Bu kalmış geride. Korkudan çıkamıyor dışarıya. Derken ilerideki kayalardan birinin dibinde bir kara yılan görmüş. Bir şarapnel gelip kayanın altındaki yılanın işini bitirmiş. İşte bizimki de o saat koymuş canını ortaya. Hazanda kalmış dal gibi kayanın ardında titrerken kendine gelip basmış narayı. İşte böyle ağlar. Kendi anlatmaz ama görenler anlatır. O günden sonra bu ağa öyle namlı bir yiğit olup çıkmıştır ki hey gidi hey. Namı karayalan olmuştur ve de Kazım Paşa'mızın karşısına dikilip tekmil vermiştir. Kazım Paşa'mız da buna eşkıya Bozan Ağa'yı tepeleme vazifesi vermiştir. Meşhur Bozan Ağa'yı karayılan aklamış demek. Ne sandın? Hem de 40 neferle 250 eşkıyanın köküne rahmet okutmuştur benim ağam. Gecenin kör vakti varıp ininde bulmuş adı batasıca Bozan Ağa'yı. Dayamış süngüyü boğazına. Aman dilemiş Bozan Ağa. Altın verem, makam verem demiş. Öst demiş. İpten makam alınır mı? Basıp almış kellesini de atıvermiş onu Kazım Paşa'mızın önüne top gibi. Deme yavrum. Vallahi öyle billahi öyle. Buna takılan madalya buradan Şam'a yol olur. Fransız da Antep'e girememiş. Haberi geldi bugün. Çevirmeye çevirmiş ya. Daha şehre girememiş. Ne demek bu? Antep direniyor demek. Biz ne yapıp edip önce birkaç pusu atacağız gavura. Ardından da Antep'e varacağız. Karayılan, bu kadar adamla pusu atılmaz ya. Hadi attık diyelim. Şehri gavur sarmış dersin. Kuşatmayı yarmak nasıl mümkün olacak? Sandığın kadar kolay değil. Kolay değil elbet emmi. Hiç kolay değil. Ancak gün zorun günü. Zorlatıp ya canımızı Antep önlerinde bırakırız... ya da varıp Şahin Bey'e selam çakarız. Var mı ötesi Feyzo dayı? Yoktur elbet. Yoktur kardeş. Öyleyse planım şu. Aha,
Burası Karabıyıklı'daki geçit diyelim. Bu kahpe düşman ne yapıp edip bu geçitten geçmeyecek mi Antep'e inmek için? Evet, geçecek. Biz geçidin aha bu iki yanına tuttuk mu, yukarıdan da dinamitli gaz yağını saldık mı telef ederiz düşmanı. Bu kadar adamla he mi? Ne sandın? Kazım Paşa 4. bölüğünü mü yollayacak? Bakın şimdi. İki yandan kayaları bırakıveririz ilkini. Bizim Ahmet bu işin erbabıdır. O halleder. Geçit kapanır böylece. Sonra biz ilkin dinamitle, ardından da gaz yağı testileriyle düşmanı bozarız. Gerisi Allah kerim. İyi hoş da gaz yağıyla dinamit. O da mıslıkla bizim delinin işi. Silahları alın. Bitirdik Allah'ın izniyle ağam. Bitirmedik kardeş. Daha yeni başladık. Neler var, neler yok toplamda. Kaç kişilermiş? 68. Bizden bir zayiat var mı? Bak şurada da var. Yok Allah'ıma şükür. Sadece Feyzo dayının kafada biraz hasar var. Nasıl yani? Fransız gavurunun çokluğunu görünce korkudan aklını oynatmış. Lan çocuk. Babanın emaneti demem, alırım ayağımın altına. Çiğnenmiş develi halısına dönersin. Hele de yüz seni. Rüstem'le gidip Hamdi Ağa'dan iki dinamit çaldın diye adam mı oldu? Hey! Gencecikmiş mıslık. Senin emsalin. Onun da anası, bacısı, belki yavuklusu var. Gebersin. Zaten geberip gitmiş. Öyle deme. Kimse gebermesin. Ama kimse de kimsenin toprağına, canına, malına kastetmesin. Düşman burnumuzun dibine dibine gelmese bizim vurup öldürmekle, yakıp yıkmakla ne işimiz var? Yok mu? Yok elbet. Hadi arkadaşlar. Baskın haberi çabuk ulaşır Fransızlara. Hemen toparlanalım hadi. Rüstem! Rüstem! Hey! Atına binmişti, elinde dizgi. Vardı cephede, hiç olmaz bozgun. Çeteler içinde yılanım azgın. Vurun Antepliler namus günüdür. Vurun Antepliler kavga sürerim, sürerim, gitmez kadar. Fransız kurşunu değmez adama. Yaslı haberimi de verin benim nazlı anama. Ana var da böyle yiğit doğurmuş. Ana var da böyle aslan doğurmuş. Kara yılan der ki harbe otura. Kilis yollarında kelle getire. Nerede düşman varsa orada bitire. Analar da böyle
Arslan doğurmuş burnan sepline. Namus günüdür burnan sepline. Kavga günüdür. Antep'ten haberler var. Merhaba. Hoş geldiniz yiğitler. Antep'ten haberler var molla. Haberler iyi mi bari? Hoş bulduk ağam. Haberler hem iyi hem kötü. Evet çok kötü ağam, çok kötü. Çok kötü. Haberler çok kötü. Ağam Fransız ayın tapı sarmalamış ki incir ağacının kökü gibi. Vuruyor ha vuruyor şehri düşüreyim diye. Antep'e düşen topun güllerinin sayısını sayan da yok, bilen de yok. Çok kalabalıklar namussuzlar. Ama giremiyorlar şehre. Şahin Bey'le yiğitleri öyle bir direniyor ki şaşarsın. Gördüklerine basıyorlar, kurşunu. Aman vermiyorlar. Adı üstünde. Şahin işte. Yaman kuvacı Şahin. Bu gece bir keşif yapalım. Yapalım. Zayiat vermeden şehre en kolay nasıl gireriz ona bakalım. Yapalım. Rüstem buldu molla. Rüstem buldu. Rüstem bir yolunu buldu. Takıldı ama doğru söyledi. Rüstem bir yolunu buldu. Bana bir şeyler anlattı. Buldu. Bence olur. Buldu. Rüstem çavuş. Gel bakalım buraya. Rüstem bir yolunu buldu. Buldu. Rüstem. Şimdi bir tane daha var ya. Oradan böyle 9-10 attı. Bildin mi orayı? Bildim. Tamam. Silahları alın. Atları alın. Hadi çabuk. Hadi mühimmatlara bakın. Hadi. Fezodayı atları al. Alın bunu da alın. Tamam hepsini aldım. Cephaneleri, atları, tüfekleri alın. Hadi acele edin. Ya. Beyim, Karayılan'dan haber geldi. Bu gece cephaneyle şehre giriyormuş. Gelsin. Gelsin bakalım koca mollanın Mehmet. Kardeşler, ne yapıp edip topladığımız cephaneyi sağ salimen Antep'e sokacağız. Her bir kurşun, her bir tüfek, her bir dinamit altın değerinde. Canımızdan da kanımızdan da değerli. Anlaşıldı mı ağalar? Anlaşıldı. Zoru gelmeden kurşun atmak felaketimiz olur. Karagöz Camii'ne ulaşırsak ne âlâ. Hadi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Gazamız mübarek ola. Mübarek ola. Amin.
Koş kumandana haber et, sızma yapıyorlar. Kaçın, kaçın. Çabuk, çabuk. Bomba! Bomba! Yatın. Tekbir kardeşler, iyi miyiz? Fezo dayı yaralı. Fezo dayıyı biliyorum. Başka yaralı olan var mı? Yok Çabuk olun, çabuk, çabuk. Hemşire gel bura. Geldim. Sargı bezi getir. Getiriyorum. Çabuk olun, çabuk. Hemşire, buraya gel. Tamam. Gel çabuk. Meraklanma evladım. Çık oğlum bakayım. Evladım merak etme, iyi olacaksın. Aman oğlum benim. Hemşire buraya gel. Koş, koş, çabuk ol. Sargı bezi getir. Sargı bezi kalmadı. Nasıl kalmadı? Çok yaralı var. Hoş geldiniz ağam. Patlama duyduk. Telaşlandık. İyi misiniz? İyiyiz. Hamdolsun cephaneyi kurtardık. Bizlere gelince şehadet için yola çıkmışız. Rabbim ne zaman çağırırsa yanına gideriz. Fezo dayı, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tezbiye kim bulun dayıya? Yetişin ne olursunuz, kızım ölüyor. Ne olur yetişin, ne olur yavrum. Kızım ölüyor. Hemşireler buraya gelin. Buyurun tabip efendi. Ne olur yetişin. Ah yavrum. Kınalı kızım benim. Ah canım. Tamam. Doktor. Kurtar kızım bana. Sen yardım et. Geçin bir öpme. Tamam. Çabuk ol. Hadi. Tamam. Çabuk çabuk. Hadi bakalım. Herkes camiye yerleşsin. Bundan böyle yeni karargahımız evimizde bu mübarek cami. Hadi. Hadi geçin. Çabuk olun çabuk. Hemşireler. Hadi sallamayın be. Sargı bezi getirin. Öbür hastaya da bak çabuk ol. Gelenleri öbür tarafa alın. Sargı bezleri ne oldu? Kendini yok getir. O gavurun bitiremediğini sen bitireceksin herhalde. Koca gavur. Karayılan, bu sünnetsiz camiyi bunlar edecek. Sanki Antep'te başka doktor kalmadı da. Konuşup durma be. Canın da amma tatlıymış. Bana artık yavur diyemezsin. Ben boyuna büyün Müslümanım zo. Yalana bak yalana.
Biliyor ya benim kendisini birazdan boğazlayacağımı. Tatlı canını kurtarmak için nasıl da sallıyor. Hele koca gavur. Seferberlikte bu çete başıdır deyip almadım da kelleni. Tövbe tövbe. Feyzo dayı nazlanma. Altı üstü bir sıyrık canım. Şu gavuru mu tutuyorsun molla? İyi olsun sana da. Bak gavur deyip durma. Kanıma dokanıyor. Sana Müslüman olduk diyoruz. Anlamıyor musun be? Ya sen bunu esah mı diyorsun Nişanyan? Tabiyetiyle aynen esas diyorum koca kafa. Madem öyle diyor mübarek olsun. İyi de adını niye değiştirmedin? Ben Celalettin Hoca ile görüştüm. Din değiştirince isim değiştirmek gerekmez doğru. Ulan koca gavur aferin sana. Kedi olalı bir fare tuttun değil mi? Gene de bir senle olmaz. Sizinkilerin hepsine fer yazıldı Fransız gavuruna. Ne yapalım ha? İhanetin tedavisi yok ki. Bir kere yerleşti mi bir daha iflah olmuyor. Sargı bezi ver. Biraz sonra ağrın kalmayacak merak etme. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ve aleyküm, aleyküm selam. Şükür kavuşturana hocam. Yavaş be, nasılsınız? İyiyiz evladım. Hamdolsun hayattayız. Buyur hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Şahin Bey, hoş geldin. Asıl sen hoş geldin kardeş. Safalar getirdin. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gösterdiğiniz kahramanlığı tarif edemem. Hepinizden Allah razı olsun. Çok sıkmadın mı hocam? Çok iyi sardım. Şimdi çok iyi olacak, merak etme. Kardeş, hiç değişmemişsin. Kocadık biz Şahin Bey. Düşman bizi kocattı. Hele şuna bak. Sen kocadıysan biz öldük aslanım. Hadi şadırvana çıkalım hele. Konuşacaklarımız çok. Hocam sen de gel. Ne yaptın çoluğu çocuğu? Allah'a ısmarlayıp geldik işte. Hayırlısı. Karnınız açtır. Yemek çıkarsınlar hemen. Allah ne verdiyse. Okuttuğum dersler helal olsun sana Mehmet. Yaman iş gördün. Estağfurullah hocam. Asıl yaman iş sizinki. Koca şehri savunuyorsunuz. Anlat bakalım kardeş. İşler nicedir? Havadis sende beyim. Biz daha da gavur avındaydık. Düzde ne olduğunu sen bilirsin. Bir avuç şehri dişimizle tırnağımızla savunuyoruz. Zalim vuruyor Fransız. Tek mi şehri bombalıyor. Ama içeri girmeye cesareti yok. Çünkü biliyor ki kızıyla, kızanıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla herkes tek yürek. Birini öldürmeden kimse ölmeyecek. Silah, cephane, yiyecek? Cephanemiz kafi değil. Üç nişan alıp bir atıyoruz diyeyim de anla. Yiyecek desen hepten berbat. Ağaç kabuğu soyup yiyoruz diyeyim de anla. Bakalım hayırlısı. Çocuklar söyledi. Bir de tamburalı varmış getirdiklerinin arasında. Var ya. Var ki hem de afat bir şey. Dakikada 150 atıyor ki toz attırmacasına. Molla. Yaman adamsın vesselam. Nasıl ettin sen bunları 20 kişiyle? Utandırma beyim bizi. Nasıl ettiyse gettik işte. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yahu sen ne inatçı adamsın be. Ne demeye gelmedin dün gece? Vallahi bu gece seni alıp gitmezsem yengem beni de eve almayacakmış haberin olsun. Hadi ekmek yediysen karargaha gidelim. Hemen beyim üstümü giyeyim hadi. De. Yanan hamam var mı beyim şehirde? Var var. Fezo dayı. Arkadaşları hamama götür. Başla. İyice paklansınlar. Başla.
Mecidi'ye soran olursa Şahin Bey'in tarafından dersiniz. Tamam ağa. Söyle o hamamcıya, zaferden sonra verecekmiş Şahin Bey'in dersini. Tamam, söylerim. Hadi. Ağayı duydunuz, hadi arkadaşlar. Hadi. Zafer nasipse. Nasiptir inşallah. Kalkın, kalkın, hadi. 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 Şişt, yürü. Geç. Biz böyle iyiydik. Düşman kurşunumuzdan ölmezse, hiç değilse gavur korkumuzdan ölürdü. He. Kadınlar mermilere barut dolduruyorlar. Bulabildikleri kadar. Çarık örüyorlar. Hatta siper kazıyorlar bazen. Erkekler 3 devre nöbette. Nöbeti alan tüfeği de alıyor. Silah altından değerli oldu billahi. İşte şuraya da karargah diyoruz. Risto'nun konağı aslında. Epeydir boştu burası. Gel abi gel, gel kitaba gel, gel güzel kitaplar var abi, gel kitaba gel, en güzel kitaplar burada. Gel abi gel, gel ablalarım abilerim, buyur abi. Ne bakıyorsun delikanlı? Saz satılık değil. Değilse değil emmi. Ne bağırdın ki? Bağırırım bağırmam. Satılık değil dedik. Hatta kırsam yeridir laneti. Emmi hele bir dur. Nedir sinir? Ne istersin sazdan? Bütün oğullarım çalardı bu mereti. En büyüğü Balkan'da kaldı. Biri Çanakkale'den dönmedi. Biri Şahin Bey'imizle gitti. Onun da cesedi 15 gün sonra geldi. Çalan gitti oğul. Bunu çalan gitti. Gel bir oturayım. Sazın ne suçu var emmi? Doğru dersin evlat. Sazın suçu yok. Hep suç bize. Yedik, yedik bitirdik Osmanlı ülkesini. Mısmıl kaldık köşemizde. Sandık ki bu devran hep böyle gelir gider. Az biraz çalayım mı emmi? Sen ne kalın kafalısın be. Çalan gitti diyor, sen hala çalayım diyorsun. Canın sağ olsun. Çal lan bakalım. Hadi hadi. Güzel söylüyor dinine yandığın. Bizim mıstığın sesi bu. Yanık.
Yetimin sesi yanık olur beyim. Bizi emretmişsiniz beyim. Az konuşacaklarımız var. Bu kardeşim Karayılan. Hoş geldiniz ağam. Sizden önce namınız geldi zaten. Karabıyıklı da Fransız... Aman kumandanım, estağfurullah. Arkadaşlar, devriyeler haber getirdi yenice. Düşman Alaçat mevkiinde yığınak yaparmış. Tedbir almak lazım. Siperleri berkitelim. Adamı da fazlalaştırmak lazım. Şu yeni gelen tamburalıyı da evlerden birine yerleştirsek. Fena fikir değil. Sen ne dersin molla? Alaçat'ın gelişi çıkışı belli midir beyim? Belli sayılır. Gerçi Cenub'a doğru düzlüktür ama ne de olsa geçit. Hele aklından geçeni söyle. Aklımdan geçeni şu. Bir gece sızalım içeride. Cephaneliği havaya uçurup... Zor iş. Dünyanın nöbetçisini dikerler. Nöbetçileri birer ikişer indirdik. Sessizce. Zoru gelirse de vuruşuruz. Sonunda en nihayet ölüm var. Orası öyle ama bir el ateş edilse ölüm muhakkak. Biz de ateş etmeden görürüz işimizi kumandan. Aklım karıştı. Hele şu işi baştan anlat. Şimdi bizim getirdiğimiz silahlarla... Bulamadım Hatice. Aradım, taradım, evi kaldırıp indirdim, yok. O rüyayı görmesen bir şey değil. Sakın hırsız olmasın bacım. Allah saklasın. Özledin mi babanı Elif? Özledim ama annem daha çok özledi. Seni çok bilmiş. Nereden biliyorsun ananın özlediğini? Ağlıyor hep. Anam baban ağlamıyor yavrum. Gerdanlığı kaybetti, ona ağlıyor. Dayı. Tamam mıdır işler? Tamamdır ağam. Benimle birlikte 12 kişi olduk. Bir de kılavuz verdi Şahin Bey'imiz. Ama ben onu sevmem, o beni sevmez. Kimi verdi dayı? Kimi verecek? Eski gavur, yeni Müslüman, Tabip Nişanyan'ı. Gavur deme adama ya. Baksana Müslüman olmuş işte. Olmuş valla. Kızını vurmuşlar Ermeniler adamcağızın. Hem de düğün günü. Ulan şeytan diyor ki... Sen yine de uyma şeytana Feyzo dayı. Yarın öbür gün Fransız'ı İngiliz'i gider... ...yine biz bize kalırız. Yine yüz yüze bakarız. Yüzlerine bakacak hal mi koydular Karayılan? Tek mili hain olmuşlar. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Vakit gelmiş evladım. Geldi hocam. Akıbetimiz hayrola. Hayrolur inşallah. Besmele çek, aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kez senden görmüştüm hocam bu adeti. Hem de bu camide. Sure-i Hud. Ve in yemsekallahu bidürrin fela... Kâşüfe lehu illâ huve ilâ ahiril âyet. Ne diyorum molla? İmtihan mı ediyorsun hocam? Niye sayarsan? Diyor ki Allah sana bir sıkıntı verirse onu ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse onun nimetini engelleyecek yoktur. Onu kullarından dilediğine verir. O bağışlayandır. Merhametlidir.
Azim olan Allah doğru söyledi. Evlat, ne anladın ayetten? Şimdi de tefsir mi hocam? Neye sayarsan? Sakallı hoca, ben söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bana sorarsan, bunlar bu akşam yel gibi gidip yel gibi gelirler. Hem de öyle bir ışılatırlar ki Alaçatlı'yı, donanma var sanırsın. Ulan Allah söyletiyor seni deli. Kalbimizdekini deyiverdin. Amin ya Rabbim. Gazanız mübarek olsun ağam. Eyvallah, sağ olasın. Misafirim var ağam, seni bekliyor. Kimmiş? Hamdi ağa. Hamdi ağa, Hamdi ağa. Adı batası Hamdi ağa. Yine de geleceğim yoktu ya. Bırakmadın ki. Her gece rüyamda senin bana doğru salladığın parmağın vardı. Ben de azdan az gider, çoktan çok gider deyip yanına nefer yazılmaya geldim. Hoş geldin ağam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Hamidi Sani dedi. Hani şu marangoz olan. Hay çok yaşa. O ya ta kendisi. Marangozluk peygamber mesleğidir. Zekeriya peygamber ve de Hazreti İsa marangozluk etmişler. Kısası Enbiya'da okudumdu. Adam ölüyü mezarından diriltip çıkartmış da gene de iman etmemiş gavurun Yezidleri. Kim ölüyü diriltmiş? Hamidi Sani Efendimiz mi? Tövbe de lan. Nevzu billah. Tövbe. Tövbe, tövbeler tövbesi, tövbe. Tövbe ya, inanmayan kafir olur. Yunan gavurundan ve de Fransız ve de Ermeni gavurundan. İmansız gider öbür tarafa. Ne sandın sen peygamberi? E marangoz dediydin. Marangoz ya. Hem de alasından bir sedef kalkmalı yatak yapmış ki Osmanlı ülkesinde benzeri yok. Kim? Hazreti İsa peygamber mi? Yok lan. Hamidi Saniye Efendimiz. Aman. Olmayan aklımı şaşırttın gene. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şahin Bey'im seni çağırıyor mıstık. Ihlamur kaynatıyordu dedi. Gel bir bardakta sen iç de birlikte gidelim. Acele dedi Şahin Bey'im. Kap getir dedi. İyi ya. Dede gelirim yine. Kal sağlıcakla. Tamam evlat. Hadi. Sağlıcakla. Bu rüya çok canımı sıkar oldu Şahin Bey. Anlat hele. Zeynep'le Bekir'in düzlüğünde buluşuyoruz. Zeynep bana diyor ki... bu sefer geçen seferki gibi değil. Bu sefer dönüşün yok. E'si Zeynep bunu der demez... nereden geldiği bilinmez bir kurşunla yığılıyorum yere. O saatte uyanıyorum uykudan. Neredeyse her gece aynı rüya. Hayır olsun. Tersi çıkar derler. Demek ki kavuşmanız... Beni çağırmışsınız beyim. Gel bakalım mıstık. Otur şöyle. Karayılan ağam dedi ki... şu mıstıktan beni kurtar. İşe yaramazın. Haytanın teki. Doğru mu? Ağamdır. O dediyse doğrudur. Aferin lan sana. Bak sözümü iyi dinle. Bana bir emir eri lazım. Ve de yeni emirlerim sensin.
Hele. Kara yılandan izin istersin ha? Bir de benim emirlerim gel. Ya ben ne yaparım adamı? Duvara çivilemez miyim? Leşini duvarda bırakmaz mıyım ulan ha? Gel lan buraya. Gel. Selamını görelim. Şimdi istikamet senin deli dükkancı. Sazın da orada mı? Saz benim değil, onun. İyi ya. Sazı da kap gel. Daha burada mısın? Fırla lan! Beyim, ekmek bitmiş. Etrafı bir soruşturuverin. Temelli bitti ağam. Bütün Antep'te tek somun kalmamacasına bitti. Her yeri didik dedik. Yok oğlu yok. Demek ekmek de bitti. Her şey yavaş yavaş bitiyor. Tamam Osman. Fransızlar buğday tarlalarını ateşe veriyor. Herkes varını yoğunu cepheye gönderiyor. Bir şeyler yapmak lazım Karayılan. Antep'e yiyecek getirmeliyiz. Yoksa savaşa bile gerek kalmadan herkes telef olacak. Babam ne zaman gelecek anne? Zaferden sonra gelecek. Zafer ne demek anne? Zafer düşmanı yenmek demektir yavrum. Zafer annenin gerdanlığını bulması demek. Zafer kavuşmak demek. Antepliyim. Şahinim. Şahin. Elmalı Köprüsü'nde tek başına kalana kadar vuruşmuş beni. Bilirsin inatçıdır. Siperden çıktığı gibi hücum etmiş. Süngülemiş kahpecikler. Şahinimiz gitti Emi kardeş. Dağ gibi adam. Aslan gibi adam. Şahin gibi adam gitti Emi. Biz de burada kala kaldık Emi. Selamun aleyküm ağam. Ve aleyküm selam Ali Nadi Bey. Ağam haberler kötü. Anlat Ali Nadi. Adam salmıştım etrafa. Döndüler. Fransız Şıh'ın dağında toplaşırmış dediler. Bu sefer gözünü karartmış herhalde. En az 2000 asker diyor haberciler ağam. Önlerinde de toplar. Niyetleri şehre inmekmiş.
Tedbir alalım o zaman. Tedbiri ne ola ki ağam? Bunun tedbiri düze çıkıp vuruşmaktır. Antep'e inerlerse önlerinde duramayız. Çok adam kaybederiz. Ali Nadi, biz ne için yola çıktık? 10 gidenin biri ya döner ya dönmez. Dönmesin. Başka çaremiz mi var? Buyur ağam, beni çağırmışsın. Islık, yarın ben vurulup düşersem... O nasıl söz ağam? Allah göstermesin. Lafımı dinle. Bana bir şey olursa bu mektubu Zeynep ablana ilet. Bana hakkını helal etsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı. Arkadaşlar, canlar, yiğitler, dostu sevindirip düşmanı ağlatan koçlar. Günü gelip çattı. Zoru geldi, zorlusu geldi. Fransız Çığın Dağı'ndan, Samsak Tepesi'nden akıp gelip Antep'i işgal etmeyi koymuş kafasına. O kafasına koymuş ya, bizim de elimiz armut toplamaz elbet. Yarın sabah namazından sonra tepeye varıp kurşunla, mavzerle, süngüyle, bıçakla, olmadığı elimizle, dişimizle düşmana karşı koyacağız. İş zorlu, şehadet nasip. Kim ki ben canımdan korkarım, benim arkada anam, bacım, yavuklum, kardeşim var derse, ona hakkım helaldir. Kim ki benim canım tatlı derse gelmesin, ona da hakkım helaldir. Çünkü yarınki pazar can pazarıdır. Gelecek misiniz benimle kardeşim? Geleceğiz! O zaman kalkın iki rekat kaza namazı kılalım. Sabah günüşürken yolumuz Çığında. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve billahi'l hamd. La ilahe illallah. La Boşuna hazırlanma, sen gelmeyeceksin. Ne? Bir kusur mu işledim ağam? Hakkını helal et. Hayır, senin burada Antep'te kalmanı istiyorum. Ağam. Ağam, yanında olmam hakkını lazım. Et, bak artık çocuk değilim. Helal et. Bilirim nasıl dövüştüğünü. Gördüm. Lakin yarınki cenk çok kanlı bir cenk olacak. Hakkını helal et. Sana kıyamam. Şimdi illah lillah edersen seni götürürüm yanımda. Ama gel beni zorda bırakma. Ama ağam. Aması maması yok. Ben senin ağansam ve de kumandanınsam bu işin böyle olmasını isterim. Peki ağam. Dediğin gibi olsun. Sağ ol. Ha, Islık. Mektubu unutma. Unutmam ağam. Unutmam. Thank you.
Hayırdır? Kambirsiz düğün olur. Bunadın mı Elif? Düğüne değil cenge gidiyoruz. Esas bırak sensin be. Hatırlar mısın? Küçükken anca beraber kanca beraber dediğimizi. Ha işte o gün gelmiştir. Haydi anca beraber kanca beraber. Hadi o zaman. Fıstık. Bu şehit oğlu. Şehit olacak Delir Üstem'i unutma. Tamam mı? Unutmam. Unutmam abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Hakkını helal et. Yavaş, 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 yavaş.
bak! Molla! 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 Haberler kötü! Haberler kötü! Halil abi duvardan 50 kişi yakalmış yakalmamış. Bir saate kadar geçirdi, tuttuk tuttuk tuttu. Sonra gerisini bilmem diyor. Ah kibar. Demek ki bugün şehadet günüdür. Ateş edin! Hadi! Saldırın! Çabuk getirin! Çabuk yaralıları buraya getirin! Yaralılar! Buraya çabuk! Kanca beraber, kanca beraber. Su koyuvermek var mıydı böyle? Feyzo dayı, kurbanın olan kalk. Ağlanacak zaman değil. Zaten herkes bırakıp bırakıp gidiyor. Bir de sen böyle yapma. Kardeşler, yiğitler, bugün şehadet günüdür. Yaradan'a kavuşma günüdür. Kazanız mübarek olsun. Ya bismillah! Ya! Mı gittin ağam? Beni de götüreydin ya ağam. Ağam. Beni de götüreydin ya ağam. Beni yalnız koydun ağam. 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 Thank you.
Antep 29 Ekim 1919 tarihinden 9 Şubat 1921 tarihine kadar eşi benzeri görülmemiş bir direnişle Fransız işgal kuvvetlerine karşı koydu. Bu tarihte açlık ve cephanesizlik sebebiyle teslim olmak zorunda kalan şehre 6 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik payesi verildi.